Gördüğünüz kişi Lütfi Kurt. İnsansız hava araçları ve teknolojinin hayatı etkilerini dert edinmiş bir öğretmen o. Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Şekersu Yaylası'ndayız. Gençlerin tekrar söz söyleyeceği bir dünya hayali kuruyor. Kulak verelim. Ben rehber öğretmenim. Benim amacım, benim görevim öğrencileri bu işe kanalize etmek, motive etmek. Tabii ki dediğim gibi koordine etmek, rehberlik yapmak. Bu yarışmada birinci olsak bile bizim amacımızın %10'udur. %90'ı biz gayemizçidir. İşte 10 sene sonra bunlar işte Baykar'da, Aselsan'da, Roketsan'da, Havelsan'da ya da Bilge projesinde, büyük projelerde bu çocuklar, mesela uzay ajansı kuruluşu, bunlar projeler olacak. Orada bir projede üst düzey bir mühendis olursa onlardan birkaç tanesi, ben o zaman kendimi bahtiyar hissedeceğim. Benim asıl gayem budur. Bir grup oluşturup Baykar makine bizzat yerine ziyaret etmek istedik. Sağ olsun Haluk Bey bu isteğimizi karşıladı ve biz 15 öğrenciyle beraber Baykar makineyi ziyaret ettik. Haluk Bey bize İHA sürecini anlatıyordu. Özdemir amca da orada. Özdemir Bayraktar, Haluk Bey'in, Selçuk Bey'in babası. O ilk İHA'dan, 5,5 kiloluk İHA'dan süreci anlata anlata geliyor. Sonra insan hava aracının üzerine bir mühimmat yerleştirilmişti. Bir roket. O roketin üzerine 817 yazıyordu. O gelince Özdemir amca durun dedi. Siz dedi 817'nin ne olduğunu biliyor musunuz? Ben bilmiyordum. Öğrenciler de bilmiyordu. Grupta müdür vardı, bir veli vardı. Bilen yoktu. Siz dedi kemankeşin ne olduğunu bilir misiniz? Onu tabii az çok biliyorduk ama neye gitmek istediğini tabii bilmiyorduk. Kemankeş dedi, Osmanlı'da okçuları yetiştiren kişilere kemankeş denir. Kemankeşler okçu adaylarını 2 yıl boyunca talimden geçirirler, eğitimler yaparlar, kepaze olurlar. Kepaze olmak kötü bir şey değil dedi. Ama 2 yıl sonunda onların önüne hedef konur. O okçular, okçu adayları diyelim, attıklarını 12'den vururlar ve o zaman işte o kemankeşler okçu adaylarının kulaklarına eğilip de 8. sure 17. ayeti okurlar. Vuran siz değilsiniz ancak Allah. Bizim medeniyetimize baktığımız zaman bizim kökümüz var. 1000 yıllık Anadolu, 5000 yıllık bir geçmişimiz var. Bizim medeniyetimizin, ecdadımızın söylediği söz aslında 2 şey üzerine. Birisi zalime Yavuz'dur baktığımız zaman geçmişe. Mazluma da Yunus'tur. Merhameti olan zalime dur diyen bir şeyimiz vardır, bir anlayışımız vardır ve bunu da rıza ilahi için yapar. Şu an dünyada hakikaten bilime ve teknolojiye çok ileride olan ülkeler var. Özellikle mesela hakikaten Mars'a bir araç göndermek, o aracı belli bir bölgeye indirmek, o aracın oradaki bir takım jeolojik çalışmaları yapıp bunları buradan kontrol edip hakikaten bilimin çok çok bu bir örnek ileriye geldiğini aslında bize gösterir. Fakat bu taraftan baktığımız zaman her gün haberlerde duyuyoruz. Bu sabah da dün de duyduk. Ümide yolculuk, çocuklar, anneler, babalar, yaşlılar botlara biniyor ve denizlerde boğuluyor. Bu bir taraftan, diğer taraftan açlıktan ölen çocuklar var, susuzluk çeken çocuklar var. Bir taraftan hakikaten müthiş derecede bir yoksulluk var ama öbür taraftan da bilimin zirvesi. O bilimin zirvesinde olanların da tabii ki hakikaten dünya varlığının çok büyük bir kısmını elinde tutuyorlar. Hasılı şunu söylemek istiyorum. Bunları yapmak evet güzel bir şeydir. Hani bilimle uğraşmak, yani bilimle ilgili o keşifleri yapmak, kainatın sırlarını ondan sonra onları kullanarak bir takım icatlar yapmak önemlidir. Ama niçin bunlar? Sonunda kime hizmet ediyor? İnsana hizmet etmedikten sonra hiçbir anlamı yoktur. Bu tabii ki bugünkü dünyadaki bu tablonun böyle olmasının, bu yoksulların, bu çocukların ölümünün bence sebebi budur. Gücü elinde bulunduran ülkeler hakikaten onlar insanlık için söyleyecekleri söz yani demek ki budur. Bunun ötesinde söyleyecekleri sözleri yok öyle düşünüyorum. Tekrar söz söylemek lazım. Yani tekrar ecdadın torunları çıkıp dünyada eskiden olduğu gibi sözlerini söylemeleri lazım. Ama bunun için de bilim ve teknoloji olmazsa olmaz. Çünkü bilim olmadan teknoloji olmuyor. Teknoloji yoksa üretemiyorsunuz. Üretemiyorsanız bağımsız değilsiniz. Bağımsız değilseniz de inkişaf edemiyorsunuz. Evet tekrar bu milletin, bu aziz milletin
tarih sahnesine çıkıp insanlığın beklediği sözü söylemesi lazım. Ama bunun için dediğimiz gibi tekrar bilime, teknolojiye yönelmesi lazım. Bunu yapacak olan gençlerimizdir. Bu gençleri bu alanlara yönlendirmek lazım. Ben bir öğretmen olarak 4 dilde eğitim yapılmasını öğrencilerime öğütlerim. Birinci dil matematik. Kainatın dili matematiktir. Eğer siz matematiği çok iyi bilirseniz bilim yaparsınız. Ama bilim birikimseldir. Eğer geçmişi bilmezseniz onun üzerine yeni bir şey inşa edemezsiniz. Bugün bilim İngilizce yazılıyor. Geçmişte Fransızca, daha önce başka lisan. İnşallah bir gün Türkçe olur. Mesela benim önemli hayallerimden bir tanesi budur. Bir gün inşallah bilimde de Türkçe olur. Yani bu millet güçlü olur. Üçüncüsü, bugün ne iş yaparsanız yapın, mutlaka işin içerisinde yazılım vardır. O makine iş yaptırmanız gerekiyor. Onunla anlaşabilmeniz gerekiyor. Dördüncüsü, bakın bu ilk üçünü bilirseniz keşif ve icatlar yaparsınız. Mikrobu keşfedersiniz, neyse elektronu keşfedersiniz, başka şeyler keşfedersiniz. Telefon, uçak, her neyse. Bunlarla beraber, şu üçüyle beraber. Ama dördüncüsü de bu batıda olmayan bir şeydir. Bu da gönül dili, merhamet olması sizde gerekiyor. Ben çocuklar, öğrencilerime onu söylerim. Bu üçünü gidin, tamam mı? Matematiğini, İngilizce, yazılımı, okullarda, ama siz Anadolu dilini öğrenmek için gidin nedenlerinize, dedelerinizin yanına, gidin onların yanında kalın. Size gönül dilini, o merhameti öğretirler. Ben bunu bütün Anadolu gençlerine özellikle öğütlerim. Üçü var, dünyada var. Ama dördü bu coğrafyada var. Bu coğrafyada şu üçü güçlenirse, bu dördüyle beraber insanlık için çok güzel sözler söyleneceğini düşünüyorum. Lütfü Hoca, özellikle fikirlerimizi bilimsel olarak kanıtlayabildiğimizde bize gerek üniversiteyle bağlantılı olsun, gerek işte oradaki diğer hocalarla konuşmak olsun, bize çok fazla imkan sağlayabiliyordu. Ve bu sayede hani fikirlerimizin peşinden koşmamızı sağladı. Onun dışında yarışma ortamlarında da kendisinde olan çalışma azmiyle beraber biz her ne kadar kötü durumda olsak da daha ileriye gitmemizi sağladı. Özellikle dediğim gibi yarışma döneminde üniversitelere karşı yarışırken biz lise düzeyinde öğrenciler olarak çok motivasyon kaybediyorduk. Çünkü onlar bizden çok daha üstte görüyorduk. Ama Lütfü Hoca'nın hani liderliği sayesinde başarılı bir sonuç elde ettiğimizi düşünüyorum. Böylelikle finale gidip finalde yarışma fırsatı kazanmıştık. Birlikte çalıştığımız projelerde Lütfü Hoca'nın bize en önemli katkısı, durum ne olursa olsun bilimsel çalışma basamaklarından asla vazgeçmemesiydi. Böylece günlük çözümlerden ziyade gerçek probleme odaklanabildik ve yapmış gibi görünmekten ziyade gerçekten yol aldık. Ayrıca kendisinin takım içinde ve diğer takımlarla olan ilişkimizde ahlakı ön plana koyması da bizi gerçekten motive ediyordu. Eğer Lütfü Hoca o gün geçici bir çözümle günlük kurtarmanıza izin veriyorsa bu ders almanız içindir. En nihayetinde Lütfü Hoca'yla vakit geçirdiğinizde olaylara ve dünyaya farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyorsunuz. Gördüğünüz kişi Lütfi Kurt. İnsansız hava araçları ve teknolojinin hayatı etkilerini dert edinmiş bir öğretmen o. Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Şekersu Yaylası'ndayız. Gençlerin tekrar söz söyleyeceği bir dünya hayali kuruyor. Kulak verelim.